Yandaki grafikte bir insanın soluk alıp verme sırasında akciğer hacmindeki değişim belirtilmiştir. Grafik 1 ve 2. zaman aralıkları olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Grafiğe göre öğrenciler aşağıdaki yorumları yapmışlardır. Buna göre hangi öğrencilerin yaptıkları yorumlar doğrudur? Dileğin yorumuna baktığımızda diyafram kası şekildeki gibi 1. zaman aralığında kasılırken 2. zaman aralığında gevşer. Grafiğe baktığımızda 1. zaman aralığında akciğerin hacmi gitgide arttığı için soluk alma olayıdır. İkinci zaman aralığında ise akciğerin hacmi gitgide azaldığı için soluk verme olayıdır. Ve dileğinde dediği gibi soluk alma esnasında diyafram kası kasılırken soluk verme sırasında diyafram kası gevşeyecektir. Doğru bir ifadedir. Çınar'ın ifadesine baktığımızda birinci zaman aralığında soluk alınmış, ikinci zaman aralığında soluk verilmiştir demiş. Evet, az önce de zaten bunu belirtmiştik, doğrudur. Mele'ye baktığımızda ortamdaki oksijen miktarının ve karbondioksit miktarının artıp azaldığını göstermiş. Ancak böyle bir yorumda bulunamayacağımız için cevap A, Dilek ve Çınar olacaktır. Erdem'in akciğerlerinde bulunan alveoller ile kılcal kan damarları arasındaki gaz alışverişi aşağıdaki şekil üzerinde gösterilmiştir. Gaz alışverişi sayesinde kandaki karbondioksit gazı akciğerlerden dışarı atılırken havadaki oksijen gazı kılcal kan damarlarına geçmektedir. Erdem'in vücudunda gerçekleşen gaz alışverişi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Öncelikle bilmemiz gereken şey gaz değişimi, yani kanın içindeki karbondioksitin temizlenmesi alveollerde gerçekleşir. Birinci durum, karbondioksitin temizlenmesi için alveollere gönderilmiş, yani soluk verme olayıdır. İkinci durumda ise alveollerden temizlenen gaz, yani oksijen, dokulara iletilmek üzere çıkmıştır. O da soluk alma olayıdır. Bu bilgilere göre şıklara baktığımızda A şıkkını birinci durumda diyafram kası kasılarak düzleşir demiş. Hayır, soluk verme olayında diyafram kası kubbeleşir. İkinci durumda göğüs boşluğunun hacmi daralır. Hayır, soluk alma sırasında akciğerlerin hacmi artacağı için göğüs boşluğunun hacmi de artacaktır. C şıkkında ikinci durumda kaburgalar arasındaki kaslar kasılır. Evet, doğrudur. Soluk alma sırasında kaslar kasılmaktadır. D şıkkına da bakalım. Birinci durumda soluk alınırken ikinci durumda soluk verilmelidir. Hayır, zaten biz yukarıda da yazmıştık. Yanlıştır. Yani cevap C olacaktır. Salih, tarak, lavabo atık su borusu, brokoli, karton, boya kalemleri, makas ve yapıştırıcı kullanarak solunum sistemi modeli yapmıştır. Salih'in yaptığı model ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? D şıkkından bakarak ilerleyelim. Oval şekilli kartonlar akciğerler yerine kullanılmış ve kartonların üzerindeki çizgiler akciğerlerin bölümlerinin ayrılma noktalarına benzetilmiştir. Evet, doğrudur, akciğerlerdir. C. Brokoli parçaları bronşçuk yerine kullanılmış ve brokolinin uç kısmındaki küçük top şeklindeki yapılar ise alveollere benzetilmiştir. Evet, doğru bir ifadedir. D. Lavabo atık su borusu soluk borusu yerine kullanılmış ve borudaki halkalar soluk borusundaki kıkırdak halkalara benzetilmiştir. Evet, bu da doğru bir ifadedir. A şıkkında tarak, ağız ve burun boşluğu yerine kullanılmış ve tarağın uç kısımları gırtlaktaki ses tellerine benzetilmiştir. Hayır, yanlıştır. O yüzden cevap A olacaktır. Melih ve Hale solunum sistemi modeli hazırlayalım etkinliği için aşağıdaki modelleri hazırlamıştır. Hazırladıkları modelleri arkadaşlarına sunan Melih ve Hale'nin modelleri ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? İlk olarak şekilleri değerlendirdiğimizde pipet, balon ve birbirinden farklı olarak esnek balon ve esnek olmayan kapak kullanılmış. Burada esnek balon ya da esnek olmayan kapak diyafram kasını göstermektedir. Ve diyafram kasının şöyle bir özelliği vardır. Esnek olmalıdır çünkü
kasılıp gevşeme hareketi, kubbeleşme hareketi yapmalıdır. Yani halinin modelinde soluk alıp verme işlemini gösteremeyecektir. Çünkü esnek olmayan kapak kullanılmıştır. B şıkkına baktığımızda hali hazırladığı model üzerinde nasıl soluk alıp verildiğini gösterebilir. Hayır, yanlıştır. Dediğim gibi esnek balon kullansaydı nasıl soluk alıp verildiğini gösterebilirdi. O yüzden cevap B şıkkı olacaktır. Balon, pipet, pet şişe ve tıpa kullanılarak solunum sistemi konusu ile ilgili aşağıdaki düzenekler hazırlanıyor. Buna göre düzeneklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şıklara baktığımızda A şıkkında düzeneklerdeki pipetler soluk borusu bronşları, pet şişe göğüs boşluğunu, pipetlere bağlı balonlar akciğerleri, pet şişenin alt tarafına gerilen balon ise diyaframı temsil etmektedir. Evet, doğru bir ifadedir. B şıkkında şekil 1 ve 2'de göğüs kafesini temsil eden pet şişenin hacminde bir değişiklik olmadığından göğüs kafesinin hacmindeki değişim bu modelde gösterilememiştir. Evet, doğrudur. Eğer soluk alma olayı olsaydı akciğerlerin hacmi büyüdüğü için pet şişede göğüs kafesini temsil ettiği için hacminde bir artma meydana gelecekti, ancak gelmemiş. C şıkkında akciğerlerin doğru gösterimi için sol akciğeri temsil eden balonun diğerine göre daha küçük seçilmesi gerekirdi. Doğrudur, çünkü sağ akciğer sol akciğerden biraz daha büyüktü. D'ye bakalım. Diyafram kasının gevşemesini temsil eden şekilde akciğerlerin içi havayla dolmuş, diyafram kasının kasılmasını temsil eden şekilde akciğerlerin içindeki hava boşalmıştır. Hayır, göğüs kafesinin hacminde bir değişiklik meydana gelmediği için yanlış bir ifade olacaktır. Yani cevap D şıkkıdır.